Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Haber merkezimizce hazırlanan ana haber bültenine hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, bugün 20 Kasım Çocuk Hakları Günü. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dünyada barış mesajı verildi. Kırmızı Hayatın Rengi Olsun projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler Türkçe ve İngilizce Çocuklar Ölmesin kaligrafisini oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası arkasındaki alanda düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, daire başkanları, şube müdürleri ve öğrencilerle öğretmenler katıldı. Etkinlikte Sümer Ortaokulu ve Hacı İbrahim Işık İlkokulu öğrencileri tarafından oluşturulan Çocuklar Ölmesin kaligrafisi havadan çekim helikopterleriyle görüntülendi. Günün anlam ve önemi dolayısıyla Hacı İbrahim Işık İlkokulu öğrencilerinden Melike Aktaş tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Daha sonra Azra Can adlı öğrenci tarafından Dünya Çocuk Hakları Beyannamesinden bazı bölümler okundu. Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise çocukların dünyaya güzel bir mesaj verdiğini vurguladı. Güzel bir mesaj verdiniz. Ama herkese bir mesajdı. Tüm dünyaya bir mesajdı. Bu barış mesajıydı. Çocukların verdiği barış mesajı çok önemli, çok anlamlı. Bugün önemli bir gün. İbrahim Işık ülke öğretimimize ve çok değerli öğretmenlerimize, velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız gerçekten bilinçlenmesi adına, sorumluluk adına çok güzel bir görevi yerine getirmiş oldular ve buradan tüm dünyaya güzel bir mesaj vermiş oldular. Teşekkür ediyorum bu güzel etkinliğe katıldıklarından dolayı. Tüm hocalarımızı da kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Çocuklar ölmesin. Darende ilçesine gidiyoruz. Darende ilçesinde dün akşam saatlerinde Tohma Çayı'na düşen yaşlı adamı arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Akşam saatlerinde Darende ilçesi Zaviye mahallesindeki Somuncu Baba Külliyesi yakınlarında bulunan Tohma Çayı'na düşen 80 yaşlarındaki Haçı Ali Beyhan'ı arama çalışmaları sürüyor. İlk görüntüye gelsene. AFAD'lı ilçe arama kurtarma ekibi olan Dakut'un çalışmaları dün sonuç vermeyince ekipler bugün de sabah erken saatlerde aramalara devam etti. Yaşlı adamın çayda sürüklenmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, Tohma Kanyonu boyunca suda aramalarını sürdürüyor. Henüz aramaların sonuç vermediği öğrenilirken sualtı dalgıçları da aramalara katılıyor. Darende sivil kurtarmadayın arkadaşlar. Olayın olası düşündüğümüz bölgelerdeki tahmini maktulün gireceği yerlere bakıyoruz. Yani görsel bir tarama ve ayakla tarama yapıyoruz. Dalgıçların dalış yapacağına uygun bir yer yok. Olayın olduğu yerden aşağı köprüye kadar, ıslah olan dereye kadar görsel ve elle arayamaya devam edeceğiz. Tek şüphelendiğimiz yer şu an en büyük olasılık bu kayaların altı. Onda şu an dalgıç marifetiyle yapılacak veya dağcı marifetiyle yapılacak hiçbir şey yok buraya. Orada yok, bak. Evet, Yeşilyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde Diriliş, Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılış törenine ilgi yoğundu. İki gün boyunca 35 akademisyenin sunum yapacağı sempozyum sonunda 31 başlık altında ise bildirge yayınlanacak. Karakoç ise onların bu... Yeşilyurt Belediyesi İnönü Üniversitesi ile Atatürk Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa organize edilen ve iki gün sürecek olan Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılış töreni yoğun bir katılım altında gerçekleştirildi.
Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 09.30'da yapılan açılış programına Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilurt İlçe Kaymakamı Nesin Babahanoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battal Gazi Belediye Başkan Vekili Yasemin Sultan Kurt, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ali Evren, AK Parti Malatya İl İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile Yönetim Kurulu üyeleri Müsiat Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin, Yeşilurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilurt Belediyesi Bilim Müdürleri, akademisyenler, öğretim üyeleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Yeşilurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sezai Karakoç, düşünce dünyamızın oluşumunda en büyük etkisi olan mütefekkirlerden biridir, dedi. Sezai Karakoç, düşünce dünyamızın oluşumunda en büyük etkisi olan mütefekkirlerden biridir. Dini ve dili en güzel bir şekilde ortaya koyan insan olarak ifade edebilirim. Onun düşüncesinde berrak bir tevhidi inancı, İbrahim'i inancı, Muhammed'i inancı görürsünüz. Ama tüm bu düşüncelerini anlatırken de sözcükleri, kelimeleri öyle bir dizer ki o anlatımıyla sizi hem düşünceye hem de bambaşka bir dünyaya götürür. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doçent Doktor İlhan Erdem ise büyük bir mütefekkir, düşünce adamı, şairi anlamak ve anlatmak için 2 gün sürecek olan bu sempozyumun büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum, dedi. Bizler için sürekli bir ilham kaynağı olan Sezai Karakoç'u almak için böyle bir araya gelmemizden, akademik hayatımın önemli bir gün olmasından dolayı bugünden gurur duyuyoruz. Sezai Karakoç, zihin dünyamızın, medeniyet dünyamızın önemli şahsiyetlerinden biri olduğu için onu anlamayı ve anlatmayı sizlere sunabilmek elbette bizim için onur verici bir durumdur. AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Karakoç medeniyet ve anlam şairidir, dedi. Yeşilurt Belediye Başkanımıza, Hacı kardeşimi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Malatya için anlamlı bir program, önemli bir program. Sezai Karakoç, Malatya'nın da, Türkiye'nin de, bölgemizin de, coğrafyamızın da bilmesi gereken, anlaması gereken bir değer. Ama bir belediye başkanının Sezai Karakoç sempozyumu düzenlemesi daha bir anlamlı. Sezai Karakoç, bir medeniyet şairi, bir anlam şairi, belki bir Kur'an şairi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise bir şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz, imar ettiğiniz şehri ihmal ettiğiniz nesil yok eder, dedi. Bir şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz, imar ettiğiniz şehri ihmal ettiğiniz nesil yok eder, deniliyor. Dolayısıyla bizler mutlaka gönülleri imar etmek, gönüllere dokunmak, şehrin kültürel geleceği düşünmek, şehrin kültürünü yaşatmak, bunlar çok önemli. Yani mutlaka böyle büyük değerlerimizin, esas onların halka vermiş olduğu değer, kültürel mesajlarını bizler halka iletmek anlamında da burada bir aracı, bir köprü olmak zorundayız. Vali Süleyman Kamçı, Sezai Karakoç'u ülkemizin önemli aydınlarından biri olarak yorumlayarak, Karakoç'un silinmez izleri milletimizin fikir ufuklarını aydınlatacaktır, dedi. Ülkemizin önemli aydınlarından ve değerlerinden birisi olan Sezai Karakoç'un düşüncesi dünyasında seyahat edecek olmak, onu fikir ikliminden nasiplenmek bir şanstır. Bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum. İnanıyorum ki şu an burada bulunan siz kıymetli katılımcılarla beraber pek çok kimsenin gönül sahibinde o büyük şahsiyetin duygu ve düşüncelerinden izler var. Sezai Karakoç bugün gözlerden uzakta mütevazı bir hayat sürmekte ve çalışmalar. Yeşilurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi ile Atatürk Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa organize edilen ve 2 gün sürecek olan Diriliş, Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılış konuşmalarının ardından ise sempozyuma geçildi. Karakoç'a göre Müslüman aydınlarının 3 ödevi vardır. Birincisi kendini bilmek,
Sezai Karakoç'un hayatından kısa kesitleri içeren sinevizyon gösterimi yapılırken ardından sempozyumun ilk oturumu gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fatih Anda başkanlığında yapılan ilk oturumda Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Profesör Doktor Turan Karataş, Profesör Doktor Durmuş Günay ve Profesör Doktor Yılmaz Daşçıoğlu, Sezai Karakoç'un idealindeki üniversite, diriliş ekolü ve temel kavramlarla Karakoç şiirinde estetik düşünce konularına ilişkin konuşmalar yaptılar. Bilgi, düşünce ve hikmetle bir asudeliğe, özgüvenin getirdiği bir kalıcı söyleme dönüştürdü. Ben Sezai Karakoç'un bütün yazıp söylediklerini ifade edecek en kalıcı niteleme olarak da, kelime olarak da düşünce ve hikmeti, estetikle harmanlanmış düşünce ve hikmeti öne çıkarmayı daha uygun buluyorum. Sezai Karakoç, çeyrek asır önce yayınlanan bir yazısında yeni bir insan gelmeli. Bütün dünya bunu bekliyor ve insan bunu bekliyor diyor. Bu kurtarıcı değil, bir kurtuluş beklendiğini bilhassa belirtiyor. İşte bütün kültür alanını, bilgi alanına kültür diyoruz. Bu kültürün dilde var olan kültür, daha önce felsefede dilde var olan, düşünmede var olan, dış dünyada var olarken derken bu medeniyet dış dünya. Ve kültürle, kültür malzemesi işte bir teknolojiyle, şiir teknolojisiyle, bir inşaat yapıyorsak inşaat teknolojisiyle birleştiriyoruz medeniyet unsuru. Sezai Karakoç konusunda özellikle bizim gençlik yıllarımızda şöyle bir nokta dile getirilirdi. Özellikle muhafazakar sağ okur açısından, yani dindar ve sağcı bir şairin, sağcılık ne anlama geliyorsa, gelenekle ilişkisini göremiyoruz biçim olarak. Biçimde modern, içerikte özde geleneği sürdüren bir şair olarak. 1,5 saate yakın süren ilk oturumun ardından sempozyuma katılan akademisyenlere AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Nesin Babahanoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıoğur Polat tarafından Elif ve Vav tablosu ile kayısı paketi hediye edildi. Kongre ve Kültür Merkezi'nde gün boyunca devam edecek olan sempozyum yarın Altın Kayısı Ramada Otel'de yapılacak, toplantılarla tamamlanacak. Sempozyum sonunda 31 başlık altında bildirge yayınlanacak. Bakalım. Bakalım bir de böyle bakabilir miyiz? Şimdi de Doğanşehir ilçesindeyiz değerli izleyenlerimiz. Malatya Valiliği Koordinatörlüğü'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya genelinde yaptırılan, SODES destekli olarak yaptırılan Turgut Özal kütüphaneleri için Doğanşehir ilçe merkezde toplu açılış töreni düzenlendi. Doğanşehir'de düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Turgut Özal kütüphanelerinin açılış törenine Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir Kaymakam Vekili Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Şirket Genel Müdürleri ile kalabalık bir öğrenci ve vatandaş topluluğu katıldı. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, yapılan kütüphanenin memlekete ve Doğanşehir'e hayırlı olması temennisinde bulundu. Başta memleketimize, ondan sonra da Doğanşehir gençlerimize hayırlı olsun diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı konuşmada Doğanşehir'de hem temel atma hem de açılış programı düzenlediklerini belirterek açılışını yapacakları Turgut Özal Kütüphanesi ile temelini atacakları mezbahanenin hayırlı olmasını diledi. Amacımız çocuklarımızın kendilerini farklı ortamlarda ders çalışma imkanı bulabilecekler, farklı kaynaklardan faydalanma imkanı bulabilecekler. Çocuklarımıza ne kadar değer verirsek geleceğimize o kadar sahip çıkmış olacağız. Dolayısıyla bu tür alanların, eğitim merkezlerinin açılması, öğrencilerimizin alternatif yerlerde eğitim görmelerini, kendilerine ek ders sağlamalarını sağlayacak mekanlara
Bugüne kadar hep önem verdik. Bugünden sonra inşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Malatya genelinde yapılan 17 kütüphaneden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ekibine teşekkür eden Malatya Valisi Süleyman Kamçı ise yaptığı konuşmada açılışını yapacağımız kütüphanenin Doğan şehrimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Burada çocuklarımızın en iyi şekilde yararlanması için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu güzel bir hizmet. Aslında SODES'ten çok güzel şeyler yapılıyor. SODES'ten biz devlet olarak bakanlıktan bize gelen hediyeler çerçevesinde bir veriyoruz ama karşılığında üç alıyoruz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin, Kaymakamlığı'nın, ilçe belediyesinin katkılarıyla bu artısı olarak çok fazlasıyla bize geriye dönmüş oluyor. Ben bu anlamda bu kütüphanenin ilçemize kazandırılmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Konuşmaların ardından Turgut Özal Kütüphanesi'nin kurdelesi kesilerek törene katılanlar tarafından gezildi. Evet, en üst derecede yararlanması dilek ve temennisiyle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapacaksın? Bir şey değil. Yedi. Orada iki mi? Kalksana, kalksana. Niye kalktın? İyi misiniz? Kaç ısırma gidiyorsun hocam? Kaç ısırma gidiyorsun? Ben de hocam değilim, sen hocam diyorsun bana. Demiyor musun? Kitaplar geldi buralar. İyisiniz değil mi? Aferin size, kitap verdik değil mi? Kitaplar tamam mı hocam? Aferin. Ve Doğanşehir Belediyesi ile devam ediyoruz yine. Doğanşehir'de sadece kütüphane açılışı yoktu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanşehir ilçesinde yapılacak Avrupa Birliği kapsamındaki mezbahanelerin temeli de düzenlenen törenle açıldı. Vali Süleyman Kamçı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir Kaymakam Vekili ve Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Şirket Genel Müdürleri ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah ve salatu ve selamu ala Resulillahi seyyidina Muhammed ibni Abdillah ve ala cemil enbiyaillahi ve melaiketillah ve radiyallahu anhum an sahabeti evliyaillah emma ba'd. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük yaptığı konuşmada temelini attıkları mezbahanenin hayırlı olmasını diledi. Memleketimize, Doğanşehir'imize hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah bu birinci temel ama bundan sonra Büyükşehir Başkanım'dan çok temeller istiyorum. Kendinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Doğanşehir için güzel bir hizmetin temelini attıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da bütün ilçeleri Avrupa Birliği standartlarına uygun mezbahaneler yapacaklarını belirtti. Bütün ilçelerimizde inşallah Avrupa Birliği standartlarına uygun bir şekilde mezbahaneleri yapıyoruz. Şu anda Doğanyolu ve Darende ilçemizin ihaleleri yapıldı. Diğer teslimlerini sağ olsun Doğanşehir Belediye'miz yaptılar. Temelini attık. İnşallah önümüzdeki yıl burası hizmete girecek. Tabii Büyükşehir olarak bütün yaklaşımımız temelde standartlar yüksek, Avrupa Birliği standartlarına uygun bütün çalışmalarımızı, bütün projelerimizi buna göre gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu da Doğanşehir bölgemizin bütün beldeleriyle birlikte hizmet verecek güzel bir eser olur. Yaklaşık maliyetleri bunların içerisinin tefrişatlarıyla, çevre düzenlemesiyle birlikte her ilçemize yapılacak bu eser en az 800 bin lirayı bulacak bir yatırımla bunları gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Vali Süleyman Kamçı ise güzel bir hizmetin temelini attıklarını belirterek bu güzel hizmetin Doğanşehir ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi. Bugün bir güzel hizmeti temelini atmış olacağız burada. Aslında fenli mezbahalar modernleşmenin gereği olarak her ilçede yapılmaya başlandı. Büyükşehir Belediye'mize bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetin Doğanşehir ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.
Konuşmaların ardından Doğanşehir Mezbanesi'nin temeli Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük tarafından atıldı. Ben de buradan şey yapayım Sayın Bayram. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bırakıyoruz hemen değil mi? Ha, öyle mi kalsın? Yavaş yavaş gidiyor şimdi hatlardan. Hayırlı olsun. Evet, Doğanşehir ilçesindeki açılışlarla birlikte eylem de vardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan mezbahane ikinci kez vatandaşlar tarafından protesto edilerek engellenmeye çalışıldı. Hayır başkanım, başkanım. Buyurun. İki kişi değil. Niye konuşmuyorsunuz? Doğanşehir ilçesinde yapılması planlanan mezbahane ikinci kez yerinin uygun olmaması nedeniyle engellenmeye çalışıldı. İlk olarak Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne 150 metre mesafede yapımı düşünülen mezbahane, ormanlık alanda olması ve yerleşim yerleriyle iç içe olması nedeniyle Esentepe Mahallesi sakinleri tarafından engellenmişti. Yana şu tarafları yap, geriye bavut epeyi yap, seni var, yap. Başkanım, bu kişi benim adıma tapulu. Sen bir kişi. Sen de var. Yani buna bir zarar olmaz mı? Bir zarar olmaz, buna bir zarar olmaz. Hayvan pazarı. Bizim istediğimiz biraz böyle geriye olsa daha güzel olur. Ya buram Merra. İkinci alternatif olarak Doğanşehir yol kavşağı Savaklı Köyü arazisi üzerinde temeli atılan mezbahane Savaklı Köyü halkı tarafından engellendi. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gülhaç olay yerine gelerek vatandaşları dinledi. Şurası karakol. Mahalle sakinleri, burası Doğanşehir'in en gözde yeri, D100 Karayolu'nun üzeri. Bu gözde mekana, cazibe merkezi olan bir yere hastane yapsaydınız dedi. Biz AK Parti oyuncusuyuz. Amacımız buradaki hizmetleri engellemek değil. Bir tarafta Doğanşehir bu tarafa doğru yönelirken, böyle bütünleşmesi sağlanırken, bu taraftaki mezbahane engel teşkil ediyor. Bizim yerde üstünüz yok, biz ekmek falan. Biz belediye başkanımız, biz büyüklerimizin de bu hizmetin bir başka yerde değerlendirilmesini istiyoruz. Burası su ve ana yol kenarı, hayvan pazarı içinde, mezbahane içinde uygun olan bir bölge değil. Bu kanaatteyiz, tepkimiz de onun için. Şu an başkan geldi, yerine gösterdik. Şu anki yapılan yere vatandaş razı değil. Orası da vatandaş köye ait bir yer. Orayı gösterdik. Oraya uygun olursa oraya yapılsın. Oraya karşı değiliz. Yani yapılan yatırıma karşı değiliz yani. Yani vatandaş şu anki olan yere karşı yani. Mehmet Alkan. Mehmet Bey, sadece biz siz yerine karşısınız. Evet, sadece yerine karşı. Yani hizmete karşı değiliz. Evet. Sadece şu anki yapılan yere karşıyız. Yani gösterdiğiniz yer uygun mudur? Gösterdiğimiz yer uygundur. Ona işte gidip bakılacak. Eğer şey olursa oraya yapsınlar yani. Onda bir herhangi bir sıkıntı yoktur yani. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, İpek Caddesi'nde her cuma kurulan halk pazarı bugün esnaf tepkisi nedeniyle açılmadı. Tepki nedeni ise Büyükşehir Belediyesi tarafından cuma pazarının Kernek Külliyesi'ne taşınması ve belediyenin afişlerle buraya vatandaşları davet etmesi neden gösterildi. Arkadaşımız Selçuk Dönmez'in haberini izliyoruz. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri İpek Caddesi'nde geniş önlem alırken esnaf olaya tepki gösterdi. Cuma pazarı esnafı bizler vergimizi veriyoruz ancak mağdur ediliyoruz dedi. TV Malatya kameralarına konuşan vatandaşlar da olaya tepki gösterdi. Vatandaş burada geçecek, rahat geçsin diye. Ya da biz kendimiz buraya sıkalım. Yer dar ondan mı? Yer çok dar, aşırı dar yani. Aşırı dar. Benim caddeye açıyordum. 3 metre, 4 metre. Buraya geldim, 2 metre elime geçti. Ben buraya işçiyi mi sığdırayım? Vatandaşımı sığdıran malımı mı sığdırayım? Burada büyüklerime soruyorum. Belediye başkanına da soruyorum. Pazar başkanıma da soruyorum. İşi bitti mi daha bizi tanımazlar. Bizim sahibimiz yok. Bugün açılmadı. Açıyor açmayız. Yani. Bu şey kesinlikle. Biz bize bir yer verilmeyene kadar biz esnaf olarak karar aldık. Kesinlikle açmayacağız. Bunu kesinlikle Allah'tan yani bir şey olmazsa açmam yani. Ben açmam. Arkadaşlarımla açarsa bana bir şey diye. Herkes özgür. Peki abi, ağzına sağlık. Bir şey değil. Burayı da biz beceremiyoruz. Daha doğrusu biz sokmuyoruz buraya yani. Yer küçük ondan mı? Yer çok küçük artık. Pazar istiyor.
Sahipsiz çobanız yani. Abi halka çekin, halka. Halka bakın. Çekin. Hala git ağlara bak, bir kırtık yapmışlar. Bu sefer sonra pazara geldi. Alada korku alada. Ali yüzden üstüne koy. Ben bu askeri maritim baldi başkanı da söyledim. Değil mi siz niye bizim haberi yapmadınız? Para! Para! Ha pazara geldim. Hani pazar yok, nereye gireceğim? Senin durumun iyi, benimki de. Sen domatesi kaç aldın? Bizde 1 milyon domates, sen kaç aldın? Kilosu 1 milyon. Ben ne bileyim, okuma yazma var mı ki ben bile? Parayı ödedim çıktı mı? Yok, markette aldım. Pazar olsun, pazarda aldım. Peki burada yetkililer ne söylemek istiyorsun? Ne söyleyeceksin? Açsın. Pazar olsun, fakir fukarayı bir ekmek yesin. Senin oyunu var, benim oyunum yok. Ha nereye gideceksin? Helal, helal, helal. Bir gün patates 3 milyon lira değil mi? Helal, helal, helal. Tekrar bize bir cadde olarak verilmesi, başka da bir şey istemiyoruz. Bizim her bir tezgahımızda 4 tane elemanımız var. Yer küçük mü ondan? Yer küçük abi. Sığmıyoruz. Yer küçük. Evet. Sığmıyor. Tezgaha koysak biz duramayız. Malları koysak tezgaha koyamayız. Ne yapacağız yani? Yetkili yok. Yetkili yok hani, yetkili nerede abi? Kimse gelip gitmiyor. Pazarcı kimse bir şey de saymıyor ki. Esnafız ya. Esnaf değiliz. Esnaf sayılmıyoruz. Vergi veriyoruz. Maliye kaydımız var. Esnaf Santraller Odası'na kaydımız var. Burası pazarcı odasına kaydımız var. Sorulmadı. Hiçbir şey sorulmadı. Hiçbir güvendirmediler bizi. Evet abi. Hiçbir güvendirmediler bizi. Yarın öbürsü gün burada tezgah açılsa bile yani ahbaplarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız hep birbirlerine girecekler. Yok o diyecek bana yol ver. Yok bana tezgahın sığdığı sığmadığı yol ver diyecekler. Bütün arkadaşlar birbirlerine girecekler. Yani ilahim birilerinin başı yansın. Ondan sonra mı bizden ilgilensinler? Bunu söylemek istiyorum yani. Evet, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü nedeniyle AK Parti kadın kolları tarafından Miat Sevgi Evlerinde kalan çocuklara ziyaret düzenlendi. Şimdi haberin ayrıntısındayız. AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve İl Yürütme Kurulu üyeleri Miat Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, çocuklar her milletin güvencesidir. Çocuklarını ihmal eden ülkeler tükenmeye ve özlerini kaybetmeye mahkumdurlar dedi. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle çocuk sevgi evlerine geldik. Çocuklarımızı burada ziyaret etmek için buraya geldik. Çocuk hakları kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerinde yaşayan çocukların eğitim, sağlık, yaşama, barınma gibi fiziksel, psikolojik, cinsel istismar gibi konulara karşı geliştirilmiş hakların bütünüdür. Onlara gereken değeri, önemi vermek zorundayız. İnşallah ben bu vesileyle çocuk haklarının uygulandığı bir dünya diliyorum. Çocuklarımızın mutlu, huzurlu yarınlara erişmelerini temenni ediyorum. Evet, pazar günü ana haber bültenimizde Fırat İlköğretim Okulu ile beraber Ayakkabıcılar Pazarı'ndaki bir ayakkabı dükkanının kundaklandığı haberini vermiştik. İşte bu kundaklanma olayında yanarak yaralanan 19 yaşındaki genç ise çıkarıldığı ilk mahkemede tutuklandı. Malatya'da ilk olarak gece saatlerinde Fırat İlkokulu'nun kantininde çıkan yangının ardından sabah saatlerinde de Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir iş yerinin yanması sonrası olayın şüphelisi olarak yakalanan 19 yaşındaki DG bugün mahkemeye sevk edildi. İş yerlerini yaktığı esnada yanarak yaralanan şüpheli tedavisinin ardından Asar Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen DG tutuklanarak Malatya E tipi cezaevine gönderildi. MÜSİAD Malatya Şubesi'nce düzenlenen sektör kurulu toplantılarının son konuğu Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi oldu. Toplantıda Malatya'nın tarım ve hayvancılığı masaya yatırıldı.
MÜSİAD Malatya Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu'nun konuğu Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Selvi oldu. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Bali'nin başkanlığında düzenlenen toplantıya MÜSİAD sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan Şube Başkanı Mehmet Balin oldu. Balin toplantının amacını katılımcılara aktardı. Sektör Kurulu Gıda ve Tarım Sektör Kurulu'nu gerçekleştirmek için bir aradayız. Malatya Tarım İl Müdürü bugün bizim misafirimiz. İnşallah beraberce Malatya'daki tarım sektörü, hayvancılık, gıda sektörünün nerelere gittiği, nerelere varacağı, problemlerimiz, önerilerimizle alakalı bir istişare toplantısı yapacağız. Bugün bunun için burada toplandık. Ben katılan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Müdürüme de ayrıca katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Bali'nin konuşmasının ardından söz alan Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi, toplantıda bakanlık tarafından tarıma yapılan hibe desteklemeleri, ekonomik yatırımlar, TKDK ve DAP desteklerini anlattı. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan son derece memnun oldum, özellikle belirtmek istiyorum. Değerli başkanım her zaman bizlerle yakın ilişkiler içerisinde, istişare içerisinde sık sık bizleri ziyaret ediyor. Biz de yakın komşu olması nedeniyle ayrıca tarıma yatırım yapan yatırımcı üreticilerle de alakalı olduğu için, tarımsal üretimle de alakası olduğu için sık sık bir araya geliyoruz. Hem onları bilgilendiriyoruz hem aynı zamanda onları da hem maddi yönden hem de manen destekliyoruz. IPART 2 olarak devreye girecek olan yine kırsal kesime yönelik tarımsal yatırımları yine yeni paketler açıklanacak, yeni ilan açıklanacak. Ben de burada beraber özellikle MÜSİAD üyelerimizle beraber olmaktan son derece memnun olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya Tarımı toplantının da Malatya Tarımı'na, ülkemiz tarımına hayırlar getirmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da tüm camilerde Diyanet İşleri Bakanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbe okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün Cuma hutbesinde küresel terör olaylarına dikkat çekti. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Terör örgütü IŞİD'in son olarak Paris'te yaptığı katliam Avrupa'da Müslümanları ön yargıya artırdı. Bu durum karşısında harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı bugün Cuma hutbesinde küresel terör olaylarına dikkat çekti. Meşru müdafaa saadetinde değerlendirilen savaşın bile bir hukuku, bir ahlakı olduğunu asırlar öncesinden insana haykırdı. Kadına, çocuğa, yaşlıya, tabiata dokundurmasını, zarar verilmesini kesin olarak yasakladı. Modern zamanların tüm insansızlığı, vicdansızlığı, adaletsizliği İslam'a ve masum Müslümanlara mal edinmeye çalışmaktadır. Hutbede İslam'ın bugün çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu vurgusu yapılarak, zira İslam'la Müslümanlıkla ilgisi olmayan cinayet şebekelerinin işlediği cürüm, saldırı, vahşet ve katliamlar ne yazık ki İslam'la birlikte anılır olmuştur ifadelerine yer verildi. İslam'la ilgili insanların kalplerinde bir endişe ve korku oluşturmaya çalışmaktadır. İnsanlara rahmet olarak gelen bir dinin, bir kitabın, bir peygamberin ve o dine mensup olan insanların bu tür terör olaylarının üzerinde itibarsızlaştırılması en az işlenen bütün bu vahşetler kadar ağırdır. İnsanları yitirmiş, gözü dönmüşlerin yaptıkları yüzünden tahkir edilen Kerim Kitabullah'tır. İtibarsızlaştırılan merhamet ve şefkat peygamberi Habibullah Muhammed Mustafa'dır. Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkarın. Onların dini bilgiye ulaşma ve sahip çıkma çabalarından kabul etmeyelim. İslam'ın rahmet iklimini en güzel hutbemizi şu duayla bitirmek istiyorum. Rabbimiz. Şimdi sizleri TOKİ'ye götüreceğiz. Malatya'da yapımı tamamlanan Beydağ Kentsel Yenileme Projesi kapsamında 1083 konut kura çekilişi sonucu sahiplerini buldu. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından emekli ve dar gelirli vatandaşlar için yapılan konutlar kura çekimiyle satıldı.
Beydağ Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yapılan 778 adet 3+1 ve 305 adet 2+1 tipi konut kura ile satılırken 1083 konut için toplam 5908 kişi başvuruda bulundu. Ergün Ekici, Murat Özel, engelli kategorisinden Mikail Haytar. Çekiliş öncesi konferans salonunu dolduran vatandaşlar heyecanla kendilerine konut çıkmasını bekledi. Konutların 34'ü kurasız olarak şehit ailesi ve terör mağlulu ailelere verilirken geri kalan konutlardan ise engelliler ve emeklilere ayrı kontenjan ayrıldı. Kura sonunda konut alma hakkı kazanan aileler sevinç yaşadı. Hadi görüşürüz. Çıktı mı hepsi de? Kura bize çıkmadı ya. Öğleden sonraya mı kaldı? Yok, bizim çıkmadı, bizim çıkmadı. Evet, Tokit'iniz ne derdi? Bu pek şey yapmazdı. Biz sevindik işte. Yalnız bizim kardeşime çıkmadı, biraz üzülüyoruz. Evet, Tokit çekilişi yapıldı, eviniz çıktı mı size? Yok, çıkmadı. Şanslı. Evet, çok şanslı. Bekleyeceksiniz, yine yazılacağım. Evet, siz ne söyleyeceksiniz? Vallahi yapıldı ama umutsuz gibiyim ha. Neden? Hiç zannetmiyorum. Yani geçen sefer de yazıldım çıkmadı. Bu sefer de yazıldım çıkmadı. Şimdi arkadaşımla şahit oldum. Emeklilerin engelleri bir araya koymuşlar para verenlerle birlikte. Hep onlar çıktı. Para veren ortada yok. Yok, çıkmadı. Neden? Şans meselesidir. Burada gözünün önünde, herkesin önünde çekiliyor. Burada bir hile bir kurda yok. Ve siz ne söyleyeceksiniz? Ben İstanbul'dan geldim. Çıktı mı hepsi? Çıkmadı. Üzgünüm ama inşallah hakkımızda hayırlısı olur. İnşallah başka bir sefer. İnşallah. Halacığım, ev çekilişi yapıldı. Ev çıktı mı sana? Çıkmadı yavrum. Benim oğlan engelli, çıkmadı. Çıkmadı. 2+1'e yazıldı. İnşallah başka zaman çıkar. Yok, çıkmadı. 2+1'e yazılmıştım. Çıkmadı. Kısmet değilmiş. Hayırlısı. Demek bunda da bir hayır var. Çıkmadı. 2 sene önce yazılmıştım. Çıkmadı. Paramı geri çektim. Tekrar bu sefer yazıldım. O da çıkmadı. Şanssızlık. Kısmet değilmiş. Bu başka ikinci sefer oluyor. 2 sene param yattı da yine. 50'si. Daha bilmem ki yapılmadı. 3+1'e 3+1. Öğleden sonra saat 1'de. Ama her zaman kendimiz çekiyorduk bu sefer. Bunlar kendiler okuyorlar. Kağıt da karıştırmıyorlar. Bunda benim şüphem var. Şimdi kağıdı bir ucuna okuyorlar. Üstten alıp okuyor. Her okumada bir kağıdı gönder. Bu ayarlama da olabilir. Benimkini üste koy, seninkini en alta koy. Karıştırması şart. Karıştırması şart. Evet, şimdi de sizleri bir açılışa götüreceğiz. Fahri Kaya'nın Nikah Sarayı Caddesi üzerinde açılışı gerçekleşen Pratiker Ev Geliştirme ve Yapı Market Sektörü çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Fahri Kayahan Nikah Sarayı Caddesi üzerinde bulunan Pratiker Ev Geliştirme ve Yapı Market Sektörü, Yeşil Yurt eski başkanlarından Mehmet Kavuk, Battal Gazi Belediye Başkan Vekili Yasemin Kurt, Yeşil Yurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, Pratiker Genel Müdürü Tayfun Kutlu ve çok sayıda davetlinin de katılımıyla açıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Şansonister, dünyanın tanınan markalarından ev geliştirme ve yapı marketi Malatya'ya kazandırdığımızdan dolayı mutluyuz dedi. Pratik Malatya mağazamızın açılış törenine hoş geldiniz tekrardan. Malatya'da 800 bin nüfusu olan ve her geçen yıl daha da büyüyen bu güzel şehrimizi bir yeni, bir güzel bir yapı market kazandırmaktan onur duyuyoruz. Bizler Malatyalılar olarak bu şehre katkı sağlamayı bir görev edindik ve bu sebeple elimizden gelen, yapabileceğimiz her türlü bu yolda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Pratiker Genel Müdürü Tayfun Kutlu ise biz Pratiker olarak insanların temel ihtiyaç maddelerini karşılayabilecekleri yeni formatımız, yeni iş modelimizle Pratiker'imizi açarak büyütmekteyiz dedi. Biz Pratiker olarak insanların temel ihtiyaç maddelerini, ev ile ilgili temel ihtiyaç maddelerini çok rahatlıkla karşılayabilecekleri yeni formatımız ve yeni iş modelimizle Pratiker'lerimizi açarak büyümekteyiz. Malatya için ilk mağazamız. Bu mağazada yaklaşık olarak 5500 çeşit ürünümüz ve 700 metrekarelik alanımızla hizmet vereceğiz. Mağazamızda aydınlatmadan banyoya, hırdavat bölümünden ev geçişlerine, bahçe bölümünden mutfak bölümüne kadar evinizle ilgili her türlü temel ihtiyaç maddeleri çok rahatlıkla bulabileceksiniz. Tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık diyorum. Tekrar teşekkür ederim.
Yeşilyurt eski belediye başkanlarından Mehmet Kavuk ise bu mağazanın memlekete hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi. Tabii bu konsept olarak ülkede biraz bilir evvel bilgiler ulaştı bize. Türkiye'mizde bir yaygın hale gelecek. Ve bu konsept rekabet gücüyle, çeşitleriyle galiba görünüyor ki her ihtiyacımızı, birçok ihtiyacımızı girecek. Bu mağazanın memleketimize, ailesine, kendimize ve hepimize hayırlı olsun diyoruz. TV Malatya ekranlarında gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikte olduk. TV Malatya Haber Merkezi'nce hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına. Mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya.